Sayın Genel Başkanım, Sayın İl Başkanım, değerli yönetici ve üyelerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dünya yeni bir dünya olacak. Atlantik çağı bitti. Atlantik çağı inişte. Atlantik çağının filozofları, düşünürleri, siyasetçileri hep karanlık bir döneme girdiğinden söz ediyorlar. Biz bittik diyorlar. Dünya ekonomisinin, siyasetinin, kültürünün, sanatının, teknolojik gelişmelerin ağırlığı Asya'ya kaydı. Asya'dan yeni bir uygarlık yükseliyor. Asya ülkeleri, Çin, Hindistan, dünya ekonomisinin lokomotifleri oldu. Dünyada büyümeye her yıl katkılara baktığımız zaman en önde Çin'i görüyoruz, Hindistan'ı görüyoruz. Amerika arkalara düştü ve dünyanın geleceğine baktığımız zaman da Batı'nın bütün strateji kurumları, düşünürleri kimlerden söz ediyorlar? Asyalılardan söz ediyorlar. Dünyanın geleceğinde Endonezya var, Kore var, Türkiye var, Mısır var, Latin Amerika ülkeleri var. Yani bir zamanların mazlumlar diye, ezilenler diye adlanan ülkeleri şimdi dünyanın geleceğine hükmeden ve dünyanın gelişmesine önderlik eden ülkeler oldu. Tabii önümüzde çelik irade var, kararlılıklar var, ısrarlar var, dirençler var, mücadeleler var. Çağ değişiklikleri öyle kolay olmuyor. Yumuşak geçişler olmuyor. Nasıl olacağını zaten Türkiye'nin yaşadığı süreç bize tarif etmektedir. İşte arkada kalan 2014 yılından bu yana yaşadığımız PKK'nın ve FETÖ'nün gömülmesi, hapislere tıkılması, zindanlara tıkılması, Amerikan gladyosunun FETÖ'nün 15-16 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin Türk milleti ve Türk ordusu tarafından ezilmesi, Türk devleti tarafından ezilmesi, arkasından Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytindalı Harekatı, Afrin'de PKK'nın kendi ininde yuvasında basılması ve etkisiz hale getirilmesi, derken Barış Pınarı Harekatı, bütün bunlar bize önümüzdeki dönem konusunda da işaretler veriyor. Ve zaten Doğu Akdeniz'e baktığımız zaman işte İzmir o Doğu Akdeniz'de onun kıyısındayız. Doğu Akdeniz'in kıyısındayız. Suların ısındığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail eksenli tehditler, namlular İzmir'imize dönmüş, Antalya'mıza dönmüş, İskenderun'umuza dönmüş, Ege'mize, Akdeniz'e dönmüş. Karşıda kim var? Karşıda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi büyük güçler var. O Avşar Beyleri türküsünü biliyorsunuz. Karşıda düşmanların bakıp durur diyor. İşte o türküdeki gibi karşıda Akdeniz kıyılarına düşmanlarımız bakıp duruyor. Öyle bir döneme giriyoruz. Bu dönemlerden Türk milletinin nasıl çıktığını biliyoruz. Zaten destanlarımızda bu var. Biz değerli arkadaşlar demircilerin milletiyiz. Tarihte Göktürklerden tarihi kayıtlar, Çin kaynakları ve diğer kaynaklar bu Türkler demircilerdi diye bahsediyor. Ve bakın demirler konuşuyor, çelikler konuşuyor. En son 4 gün önce İran devletinin ve milletinin devrim muhafızları ordusunun Kudüs komutanı değerli
candaşımız, arkadaşımız Kasım Süleymani'nin Amerika teröristleri tarafından katledilmesi demire demirin cevabı. Karşılıklı demirler, karşılıklı çelikler. Bizim şehidimiz Kasım Süleymani aynı zamanda insanlığın şehidi. Batı Asya'nın şehidi. İran o kadim medeniyetler kurmuş bizim can dostumuz, İran milletinin ve aynı zamanda Türk milletinin ve bütün bölge halklarının ve insanlığın şehidi. Onu saygıyla burada da anıyoruz ve İran milletine İzmir kurultayımızdan, bu çelik kurultaydan çelik kararlılığımızı, dostluğumuzu, selamlarımızı buradan gönderiyoruz. Libya'da da durum aynı. Libya'da da çelikler dövüşüyor. Ve orada da bir insanlık cephesi oluştu. İşte bir tarafta Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın desteklediği Hafter güçleri var. Onun karşısında da Libya milletinin birliğini temsil eden ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dostu olan ve Birleşmiş Milletler tarafından da yasal olarak kabul edilen bir yönetim var. Orada insanlıkla Amerika emperyalizmi arasında bir mücadele var. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki karşılıklı iddialaşmanın tarafı olan bir cephe var. Yalnız Libya'da değil. Şu anda Kırım'dan başlayalım. Kırım, Abazya, Azerbaycan, Karabağ, Boğazlardan geçelim. Ege, Doğu Akdeniz, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyinden İran ve Hürmüz Boğazı'na kadar, Umman Denizi'ne kadar, Karadeniz'den Umman Denizi'ne bir cephe oluştu. Bu cephede tek tek sorunları ele almak yanıltıcı. Yani Kırım'da şu tercihi yapalım, Doğu Akdeniz'de öbür tercihi yapalım, Suriye'nin kuzeyinde falanca tercihi yapalım, Umman Denizi'nde öteki tercihi yapalım. Bu seçenekler yok.